AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, milletvekili aday adaylığı başvurusu sebebiyle başkanlık koltuğunu Murat Öztürk'e devretti. Kamuoyunda karşılığı takdir olan, bilinirliği olan adaylarımızla beraber yola çıkacağımıza ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasıyla AK Parti Karaman İl Başkanlığı görevine başlayan Murat Öztürk gazetemize konuştu. Ben uzun yıllar AK Parti teşkilatında ilçe yönetimlerinde görev aldım, il yönetimlerinde görev aldım. Seçim kurulu üyeliği yaptım. Önceki dönemde de merkez ilçe başkanlığı yaptım. Genel merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle AK Parti Karaman İl Başkanı olarak Perşembe günü 30 Mart'ta görevlendirildim. Bu süreçte yeni bir yönetim kurulu listesi kurma göreviyle beraber göreve atandık. Teşkilatta iyi bir heyecan, iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum diyen Başkan Öztürk sözlerine şöyle devam etti. Ben tüm teşkilatlarda görev almış tüm ilçe başkanlarımız, tüm il başkanlarımız, eski dönemde görev alan tüm arkadaşlarımızla iyi bir diyalog süreci yürüttüğümüzü inanıyorum. Hiçbir zaman AK Parti teşkilatlarında hani makam, mevki, hırsı gözetmeksizin samimi bir şekilde çalışan bir ekip içerisinde hep yer aldık. Hem milletvekillerimiz hem eski dönem görev yapmış büyüklerimizle beraber her dönem uyumlu bir şekilde çalıştık. Başkan Öztürk, 2023 genel seçimleri için hedef koyarak zaferi işaret etti. Şu anda biz tüm partiler ve biz de genel merkezimizin milletvekili adaylarının açıklanmasını bekleyeceğiz. Kamuoyunda karşılığı takdir olan, bilinirliği olan adaylarımızla beraber yola çıkacağımıza ben inanıyorum. Tabii biz 2018'de aldığımız oy potansiyelinin daha da fazla üstüne koyacağımıza ve aynı yönde çalışacağımızın inancındayım. İnşallah başarılı bir sonuçta elde edeceğimizi şu andaki seçim havasında aldığımızı düşünüyorum işin doğrusu.